Sadece bir şey diyeceğim. Bu olayların olduğu için çok mutluyum. Bana hayatta çok büyük bir ders oldu. Çok büyük bir ders oldu. Hayatta yaşadıkça insanların ne kadar çirkin olduğunu öğrenirsiniz. Anlatılamaz. Büyüdükçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sadece hiç kimseye güvenmeyin. Hiç kimseyle yola çıkmayın. Ne yaparsanız kendiniz yapın çak. Ailenizden başka dostunuz yoktur. İyi akşamlar. Bu son dönen olaylarda falan harbiden çok yıprandım. Çok yıprandım. Ama Allah büyüktür. Her şeyin Allah'ın her zaman bir bildiği vardır. Böyle şeyler yaşanması şeyiyle ben çok şey öğrendim. Farkındayım. Çok kardeşim var. Çok insan bana mesaj atıyor. Çok insan görüyüm. Ama sosyal medyayı artık bilmiyorum. Pis bir yer. Çok kara bir yer. Algıyla yönetilen bir yer. Prim için, çıkar için en yakınından bile darbe yiyebileceğin bir yer. Sosyal medyada ünlü olmak için çok acımasız bir insan olman lazım. Ben bunu öğrendim. Sadece sosyal medyada değil, hayatta yaşayabilmek için. Hayatta tutunabilmek için. Adam satman lazım. Kimseye güvenmemen lazım. Böyle şeyler işte. Yayınlara tekrar başlar mıyım diye sorup duruyorsunuz. Abi beni bırakma, bizi bırakma lütfen lütfen diye 10 bin tane mesaj var. İnanın ben de böyle olmasını istemiyordum. Siz ne kadar beni sevdiğinizi söylüyorsanız, ne kadar bana destek gösteriyorsanız, ne kadar benimle eğleniyorsaydınız, hepsi karşılıklı. Ben de sizinle çok eğleniyordum. Ama büyük olaylar oldu, büyük sıkıntılar oldu. Yeni bir çocuğum doğdu. Bir sürü işler, bir sürü beklenmedik olaylar oldu. Ben bir kafamı toparlamam lazım ça. Yayınlara döner miyim? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Ama Allah büyüktür. Her şeyin bir sebebi vardır. Bu keyostan da, bu olaylardan da çok büyük bir ders çıkardım. Öyle işte. İşten yeni geldim. Evdeyim. Çoluğum çocuğum karımlayım. Beni biliyorsunuz abi. Ben yarrak gibi adamım. Her an ne yapacağım belli olmaz. Ama yayınlardan harbiden bayağı bir zaman bir uzak durmam lazım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Ölmedim, buradayım. Hayattayım, sağlığım yerinde. Çok şükür.
Yani bir gün tekrar yayınlara döner miyim? Bilmiyorum. He. Şu anda keşke çağ olsaydı da sizin yazdıklarınızı görseydim. Yorgunum, yatacağım. İşim var, gücüm var, hayatım var. Bazı insanlar gibi vasıfsız bir orospu çocuğu değilim. Ailem var. Yapacak şeylerim var. Elime, bana muhtaç olan bir ailem var. Onlarla ilgileneceğim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye.